Belki durup dururken yanına girince söylediklerimi anlamsız buldum. Oysa vakit yoktu. Ama sen haklıydın. Çünkü böyle şeyler aceleye gelmezdi. Anlaşmak zor, iyi anlaşmak zor Peki konuşmak çok mu kolay? Hiç cele hocanıza yalandan güler misiniz arkadaşlar? Son gün dedim ben bu çocuklara ne söyleyeyim, ne söyleyeyim, ne söyleyeyim. Dün de aklıma bu şarkı takıldı. Eskiden biz bu şarkılarla gitara başladık arkadaşlar. Tabi gitarımın da teli koptu şansıma... Dün bu şarkıyı çalarken telini koparttım. E şimdi de dedim bir son gün bir şey yapayım. Ekstradan hani en azından böyle hani bir farklı bir şey olsun diye. Kampın ortalarında zaten bir ufak birkaç videoda bir bir videoda şarkı söylemiştim. Dedim son günü de es geçmeyeyim. Celal Hoca'nın bu kötü sesine tahammül ettiğin için gerçekten arkadaşlar çok sabırlı olduğunuzu söyleyebilirim. Sabrınıza hayranım. Ama yapacak bir şey yok. Geldik kampımızın final gününe. Sizinle beraber güzel bir yolculuk geçirdik arkadaşlar. İnanın ki ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani özellikle geçen dersi soruyorum. Bak yüz yüze dersteyken de soruyorum öğrencilerime. Arkadaşlar benim videodaki halimle sınıftaki halim arasında dışarıda konuştuğumda arkadaşlarıma falan herkese soruyorum ben. Bir fark var mı diye. Tam birazcık heyecanlı bir yapım var bak kabul ediyorum. Çok heyecanlı yapım var. Birazcık değişik geliyor da olabilir. Belki öğrencilerime olan kaç yaşında adamsın yaptığın hareketlere bak da diyor olabilirsin ama inanın ki şu hayatta çok şanslı olanlardan biri olduğuma inanıyorum. Yaptığım işi çok severek yapıyorum arkadaşlar ve geliştirmek istiyorum. Daha da güzel olsun, daha da iyi olsun, daha seri olsun. Anlattığımda öğrencilerimin hani Havada kalmasın konular. Maddeleri okumayayım, temellendireyim. Çünkü bunu dememin sebebi şu. Üniversite yıllarında, lise yıllarında biz de bu yollardan geçtik. Ve bu yolların ne kadar zor olduğunu ben biliyorum. Yani ufacık bir şey için ben 4-5 saat uğraştığımı biliyorum. Çözdükten sonra da ne kadar kolaymış dediğimi de biliyorum. Ama tabii oraya gelene kadar neyin nereden geldiğini bilmek çok önemli. Özellikle kimya gibi, fizik gibi, biyoloji gibi dersler, fen bilimleri dersleri arkadaşlar doğayı açıkladığımız için Bizim öğrendiğimiz bilgilerin ne olması lazım? Doğada bir yerlerde muhakkak bizi desteklemesi lazım. Ben elimden geldiğince sizlere bunları somut olarak anlatmaya çalıştım. Yeri geldi dilimiz sürçtü. Yeri geldi sorularda ufak tefek takıldık. Bazen soruyu doğru söyleyip yanlış işaretledik. Bazen dalgınlığımıza geldi. Eğer dilimiz sürçtüyse Affola ama ben kampın arkasındayım. Çok güzel bir kamp oldu. Baştan sona kadar gelen arkadaşlarımız zaten bizim ne demeye çalıştığımızı çok iyi anlıyorlar. Ben buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Misafirim oldunuz, evime geldiniz, odama geldiniz. Ben sizlerle her birinizle birebir ilgileniyor gibi anlatmaya çalıştım. Her birinizi görmeye çalıştım. Konuların mantıklarını anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi umarım hedefime ulaşabilmişimdir. Umarım güzel geçmiştir vaktiniz. Sizleri sıkmamışımdır keyif alabilmişsinizdir. Yorumlarda belirtin, iletişim kurun. Bir derdiniz, sıkıntınız varsa ulaşmaya çalışın. Sayımız az, biz bizeyiz zaten. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sonra doğru da birazcık sohbet ederiz arkadaşlar. Hadi gelin bakalım son gün deneme çözümüne başlayalım arkadaşlar. Tabii son gün demin söylemeyi unuttum. Arkanın sarı lacivert olmasının sebebi de Jesus Hoca'ya gelsin. Bu sene Fener efsane. Gerçekten çok mutlu ediyor. Yani bu sene var ya her şey çok güzel olacak. İnşallah Fener de iyi olacak. Benim öğrencilerim de fullleyecekler bütün derslerini. Bu sene güzel sene. Bu sene o sene diyelim arkadaşlar. Tamam. Geldik 8. soruya. Deneme 15 dedik arkadaşlar. 8. sorudan başlıyoruz. Kimya kısmında. Neydi? TT345 enleri fen bilimleri denemesinin 15. denemesi kimya kısmı arkadaşlar. Tamam. Tamam. Yukarıdaki konulardan hangileri kimya disiplinlerinden biri olan biyokimyanın çalışma alanına girer diyor. Bak hasar gören DNA'ların onarım mekanizmasının oluşması DNA canlı kökenlidir girer. Canlı kökenli tepkimelerle maddelerle ilgilenen alt disiplinde. Proteinlerin oluşumlarının ve etkileşimlerinin incelenmesi de proteinlerde amino asitlerden oluşuyordu değil mi arkadaşlar? Etimiz kemiğimiz proteindi yani bu şekilde bu da biyokimyanın uğraş alanına girer. Tepkimelerdeki enerji değişimlerinin hesaplanması bu fizikokimya değil mi? Fiziksel kuralların kimyaya uyarlanmış hali fizikokimya demiştik. Yani bu değil. Burada ne olacak? C seçeneği 1 ve 2 doğru seçenek olmuş olacak. Geldim nereye? Geldim arkadaşlar 9. soruma. Aşağıdaki bazı özelliklerden hangisi iyonik, kovalent ve metalik bağlı maddeler için ortaktır? Arkadaşlar bir tekrar geçelim mi? Baştan girmeyeceğim merak etme. Ionic, kovalent ve metalik. Dedik ki metaller son katmanlarında 1, 2, 3 elektron bulundurup elektron vermek ister. A metaller 4, 5, 6, 7 elektron bulundurup elektron almak ister genellikle. Şöyle dedik o zaman bir metalle A metal arasında kararlı yapıya ulaşmak için elektron alışverişiyle oluşan bağ ionik bağdı. Kovalent bileşikler İki ametal elektron istediğinden ametal ametal birbirlerinin elektronlarını değerlik elektronlarını ortak kullanıp ne yapıyorlardı? Kovalent bağ oluşturuyorlardı. Metal metal de elektrostatik olarak metaller elektron vermek istediğinden o vermek istedikleri elektronları metal katyonları değerlik elektronlarını çekiyordu. Buna da metalik bağ diyorduk. Katı halde elektriği iletme arkadaşlar Metalik bağ içerenler katı halde elektriği iletir ama iyonik bağ içerenler iletmez. Kovalent bağ içerenlerinde iletenleri de vardır. Mesela grafit karbondan oluşuyordu elektriği iletiyordu. Yani ortak için dediği için bana bunu ortak diyemiyorum. Kristal örgülü yapılı olma bu iyonikler için diyebiliriz bunu. Ötekiler moleküler yapılıydı. Kovalent yapılı bileşikler moleküler yapılıydı. Değil. Bağımsız moleküllerden oluşma. Bak bu da kovalent. Demin dedim kovalent bileşiklerin özellikleri değil. Tel ve, tel ve lev haline getirebilme metalik bağ içerenlerin özelliği. Diğerleri tel ve lev haline getirilemiyor. Arkadaşlar bunların her biri güçlü etkileşimlerdir. E seçeneği hepsi için ortaktır dedik. Biliyoruz herhalde artık yani. Bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Geldik nereye? 10. 10. soruma bazı element atomları bu atomlara ait elektronların bulunduğu katmanlar ve bu katmanlardaki elektron sayıları verilmiş. Buna göre bu elementlerden oluşan CH4, CS2, H2S molekülleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bak. Şimdi hidrojen bir elektron var. Karbonun son katmanında 4 elektronu var. Şuraya yazayım mı? Sileriz. Karbonun 4 elektronu var. Şöyle yazıyorduk. Hidrojen gelmiş bağlanmış. Tek elektronu da geldi bağlandı. Geldi bağlandı. Lewis yapılarını bir yazalım. Bunlarla alakalı bir şeyler çıkar. CH4'ün yapısı böyleydi. c 2 Bak karbonun 4 tane değerlik elektronu var. Kükürtün 6 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu buraya yazmasak ya. Bunu şuraya yazsak ya. Şöyle şuraya aldım. Şunları da alayım koyayım buraya. Şöyle. Güzel. Diğer kükürtü de buraya yazdım. 2 tane varmış ya. 6 tane şöyle yazdım. Bak bunlar ortak kullanıyorlardı. Ama oktet tamamlanmadığından şunlar da bağ katılıyordu. CO2 gibi aynı. CO şey CO2 değil de CS2 olmuş oldu. Şöyle bir yapı olmuş oluyordu. Oktetler tamamlanıyordu. Bir de H2S. Şimdi burada da kükürt merkezde. Kükürtün 6 tane değerlik elektronu var. Şimdi hidrojenin 1 değerlik elektronu var. Bunun da Lewis yapısı böyle. Var mı sıkıntı? Çok güzel. CH4 molekülünde 4 tane apolar kovalent bağ vardır. Arkadaşlar Şimdi bakıyorsun bağlar farklı atomlardan oluşuyorsa kovalent bağlar. Bak farklı atom. Buradaki bağ polar. Tamam. Apolar demiş yanlış demiş. CS2 molekülü apolar bileşiktir. Şimdi CS2'ye baktığımda karbon merkez atom. Merkez atom üzerinde O, E, C yok. Yoksa molekül ne diyorduk arkadaşlar? Molekül apolar diyorduk. Apolar bir bileşiktir. Doğrudur. Mesela CH4 de Molekül ne var? Molekül apolar. Değil mi? Molekül apolar. Merkez atom üzerinde OH yok. Ama bağları polar mesela. Tamam. Yoğun fazla HKS moleküller arasında hidrojen bağı bulunur. Hayır arkadaşlar. Hidrojen bağı olması için FON'nin direkt hidrojene bağlı olması lazım. Kükürt hidrojene bağlanmış burada. Flor olsaydı veyahut da oksijen azot olsaydı olabilirdi. Ama burada yok. O zaman ne dedim ben? Doğru sorduğu için A seçeneği yalnız 2 dedim ve hemen nereye geldim? 11. soruma geldim. Şimdi bana diyor ki, bana dediği moleküller arası çekim kuvvetleri büyük olan sıvıların viskoziteleri de büyük olur. Viskozite akışkanlığa karşı direnç çekim artarsa sıvıların akmaya karşı olan direnci artardı. Bu viskozitenin artması demekti arkadaşlar. Şimdi Sıvıların aynı sıcaklıktaki viskozite değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor ya. Küçükten büyüğe doğru sıralıyor. Bak çekim kuvvetlerine baktığında çekim kuvveti 3 tane burada arkadaşlar. Bak demin anlattım. F, O, N'ye direkt hidrojen bağlı olursa hidrojen vardır. Hidrojen bağı vardır. Burada 3 hidrojen bağı. Burada 2 hidrojen bağı. Burada da 1 hidrojen bağı diyebiliriz. Yani çekim kuvveti en büyük 3'te. Sonra 2'de. Sonra 1'de. O zaman viskozite de 3 büyük 2 büyük bir Küçükten büyüğe de 1 küçük 2 büyük küçük 3 olmuş olacak. Hemen geldim artık yani bir kötü oldum bir ya. Bir kötü oldum sanki bir boşluğa düşeceğiz. Hemen AYT'ye başlamamız lazım arkadaşlar. Hemen AYT'ye başlamamız lazım. Çünkü ben gerçekten bir garip hissettim kendimi. Gerçekten çektiğim bu kampın son videosu yani düşün. 12. sorumuza geldiğimizde bakın 25 santigrat derecede 140 gram suya 100 gram x tuzu ilave edildiğinde 40 gram tuzun çözülmeden kaldığı gözleniyor. Sen 100 gram atarsın ama 40 gramı çöker. 60 gram ne olur? Çözünür. Çok güzel. O zaman şöyle diyoruz. 140 gram suyla 60 gram tuz çözünürse oluşan çözelti 200 gram çözelti olur. 200 gram çözeltinin 60 gramı çözeltinin 60 gramı tuzsa bu çözelti yüzde kaçlıktır diye bakacak olursak yüzde de çözelti 30'luk olmuş olur. Çözeltikütüsü 240 gram değildir. 200 gramdır. Çöken maddeyi çözeltiden saymayız. Doygundur. Tabii ki de çözebileceği maksimum miktarı çözmüş, sonra fazlası çökmüş. Öyle düşün. %30 oranında X tuzu içerir. Evet, %30 oranında X tuzu içerir. Ne dedim ben arkadaşlar? D seçeneğim doğru seçenek demiş. Oldum. Ne yapıyorum? Hadi gelin bakalım. 13. 13. soru neredesin? Bak. Metaller bazik karakterlidir kendi de oksidi de değil mi? 25 santigrat derecede gerçekleştirilen yukarıdaki tepkime ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar şimdi bir metal suya atıldığında kendi baz değildir ama burada HOH gibi düşünürsen şimdi su burada asit gibi davranır. Asitten eksi gelir. Burada oluşacak madde sodyum hidroksittir. Ne olur arkadaşlar? Bir de hidrojen gazı açığa çıkar. Bu sodyumun patlama tepkimesidir. Sodyumu suya attığında patlar. Elinde bir otuzam patlar çünkü havadaki suyla tepkime girer. Çünkü neden? Aktif bir metaldir. Metalleri bizim alkali metal dememizin sebebi bira gruplarında budur. Alkali bazik demektir tamam mı? Kendi baz değildir. Ama suya attığında dolaylı oradan baz oluşturur. Bunları zaten anlattım ben sana. Tekrar yapıyorum. X'in formülü A2O'dur diyor. Yanlış. Oluşan çözeltinin değeri pH değeri 7'den büyüktür diyor. Bak bu bir baz. Oda sıcaklığında 25 santigrat derecede. pH değeri bazlarda 7'den büyüktür. Doğru. Oluşan aşçıki gazı yanıcıdır. Hidrojen gazı yanıcı bir gazdır. Hatta bununla alakalı yakıt olmasına ait çalışmalar da var. Ama hidrojen eğer olası bir arabalarda yakıt olarak kullandığını düşün. Çünkü yanıcı ya. Yani Allah korusun bir kazada çok fazla büyük patlama olabilir. Yani güvenlik açısından riskli olduğundan yakıt olarak kullanılmıyor. Elektrikli araçlara geçiyorlar daha çok şu an. Ama yanıcıdır ve yakıt olarak da kullanılabilir arkadaşlar. D seçeneği doğru seçenek dedik. Ve ne yaptık? Son soru. Vay be. Son soruya geldik artık. Sabunun su ve kir ile etkileşimi aşağıdaki gibi modellenmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi ne demiştik? Şu kısım karbon hidrojen içeren kısımdı. CH3, CH2, CH2. Karbon hidrojen içeren kısmı apolar kısım demiştik sabunda. Apolar kısım neydi? Hidrofob kısımdı. Bir de uç kısmı vardı. C o şuradan şöyle düşün. Böyle bağlanıyordu geliyordu. O eksi demiştik. Bu arkadaşlar. O eksi N A artı. Yani kutuplu kısım. Yani bu kısım polar kısımdır. Polar kısma da hidrofil kısım demiştik arkadaşlar. Şimdi su da oksijen üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olduğundan demin anlattık. Su polar yapılıdır. Benzer benzeri çözer. Su apolar yapılı olan kirleri çözemez. Tamam mı? Mesela yağ gibi maddeleri su çözemez. Polar apolar gibi düşün. Şimdi o zaman polar olan suyla apolar olan kir arasındaki köprü sabundur demiştik. Sabunun polar kısmı şu polar kısmı suyla etkileşim kurar. Apolar kısmı da sabunun kirli etkileşim kurar. Bir köprü gibi suyun onu ortamdan sökmesine sebep olur. Sabun bu şekilde ne yapar? Temizleme yapar demiştik. X kirli etkileşen hidrofob kısımdır. Doğrudur arkadaşlar. Y kısmı suyla etkileşen baş kısımdır. Yani polar kısımdır. Doğrudur. X kısmı polar, Y kısmı apolardır diyor. Hayır. X apolar, Y polardır. Yanlış. Son işaretlememi yapayım mı şöyle? B seçeneği 1 ve 2 doğru seçenek demiş oldum. Ve kampımın... Son gününe geldim. Gelin bakalım şu kampın resmi kapanışını yapalım değerli arkadaşlar. Her videoyu çektim de bir gün belki binlerce kişi derdimizden anlar, mantıkları öğrenir dedik. Bakar mısınız şu tabloya? Tek tek her birini işaretledik arkadaşlar. İnanın çok zor oldu. Yani hiç kolay olmadı ama kolay olan, hani güzel olan ne kolay ki arkadaşlar. Artık resmi kapanışı yapıyorum. 51. günü de bitirdim. 51 günde TYT kimya bitmiştir arkadaşlar. Şey diyordu ya Aslan Bey diyordu ya Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir diye. Ben de diyorum ki 51 günde TYT kimya bitmiştir arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım sizlere faydalı, dolu dolu geçen güzel bir kamp dönemi olmuştur. AYT kampını bekliyorsun. Ben bir 2 3 hafta siz ne yapacağım? Ara sınıflarla bir ilgileneceğim. Ara sınıf videoları atacağım. Oradan tekrar yaparsın. 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf videoları atacağız sınavları da var malum. Şimdi kamp yani yetişsin diye bir yandan o ara sınıflara hazırlık videoları atamadım düşün yani. Ki en çok hani izlenen dönem şu an. Hani bizim öğrencilerimizin tanıması açısından ama bir yola girdik dedik ki yolu bitirelim. Sizlere faydalı olalım. Bitirdik. 27 Ekim'de de geldik arkadaşlar. Kampımızın 51. gününün de sonuna geldik. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hayat boyu bütün hayallerin hedeflerin olur. Ulaşırsın. Sanma ki bu son gün. AYT kampımız olacak. Birazcık bekleyeceksin. Biliyorum. Alıştın artık izlemeye ama yapacak bir şey yok. Bir ayrılık öteki başlangıcın habercisi olur arkadaşlar. O zaman bizden haber bekliyorsunuz. 2 hafta, bilemedin 3 hafta sonra AYT kimyayla devam edeceğiz. Tabii biz arada boş kalmayacağız. Birazcık ara sınıf kardeşlerinizle ilgileneceğiz. 9 10 11 videoları gelecek. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi dilimir süçtüyse yani bir şekilde arkadaşlar hani Kafamız karıştıysa kusura bakmayın. Sizlere amacımız tamamen sizlere faydalı olmak. Kendin için otur çalış, mücadele et. Hani unutma, unutma, unutma. Sen sadece kendine kendin faydalı olabilirsin. Sen yaparsan olur. Kim ne derse desin. Ben sabaha kadar ders çalıştırayım sana. Sen kalkıp masanın başına oturursan, bir hedefin olursa, kendi kendine bunu yaparsan kendine faydalı olabilirsin. İnşallah bizim derdimiz bu. Sizlere de faydalı olmuşuzdur. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve sizleri çok sevdiğimi hiç unutmayın. Cem hocanız her zaman burada bir kişi bile olsa ömür bo ömrü boyunca buralarda olacak. Hiçbir bu zaman motivasyonumuzu kaybetmeyeceğiz. Çünkü biz bu işi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.